Evet, Türkiye'nin fenomeni haline gelen Eminönü'ndeki Ruşen abiyle beraberiz. Heh. Emekliler sana çok kızıyor, diyor ki. Niye? Ben emekliye adamın... 5 milyar verin dedim. Nasıl 5 milyar abi? Ha, devlet mi bassın o zaman? Abi. Emekliye ver 2 milyar ya da köyüne gitsin domates eksin. Emeklinin ne işi var İstanbul'da? Abi insan değil mi? Ne demek ne? Sen şehirde yaşıyorsun. Allah'ım, şehrin bütün imkanlarından yararlanıyorsun. Ha. Emekli niye olmasın? Emekli geliyor yere çöp atıyor. Bak Allah'ını seversin atıyorlar. Buyur, buyur. Abi biz emeklinin temizlik parasını konuşuyoruz. Temizlik imandan sanki gelir. Heh. Abi dinle beni. Emekliye 2 milyar verin. Allah bereket versin. 2 milyarla geçinemiyoruz diyor abi. Kim geçinemiyor? Emekli. Peki parayı nereden bulalım? Kaynak nereden? Abi diyor ki 25-30 yıl boyunca ben prim ödedim diyor. Sana soru soruyorum. Kaynak nereden? Nerede vatandaşın para yok primi? Para emekli yok. Emekli primi nerede abi? O emekli olmadan önce dairesini aldı. Arabasını aldı. Şimdi özel yaşantıda biliyor musun o adam? Abi adam asgari ücretle çalışıyorsa nasıl daire alsın, gözünü seveyim, yapma. Allah binini bin etsin. Emeklinin cebinde tarlası var, evi var, arabası var. Bu güzel devlet dünyada yok. Yap hazırla geliyorum. Anladın mı? Çöp konusuna girelim. Ne abi, ne çöpün sen, takılmışın çöpe. Buyur abi. Abi yeter emekler buyur için ya. Tamam, kurban buyur olayım abi, çöpten ilgili ne sorunun var? İnsanoğluna deyin ki yerlere çöp atmasın. Atıyorlar mı? Atıyorlar. Müslüman adam yere çöp atmaz. Tamam mı? Müslüman adam yere çöp atmaz. Müslüman adam asla yerleri pırıl pırıl tutar. Bak yalvarıyorum. Allah rızası için yere çöp atmayın diye. Abi şu nereye çöp atayım buna? Oraya at. Teşekkür ederim abi. Ya da evine götüreceksin çöpü. Yere atmayacaksın. Bana iki de bir emekli emekli yeter emekli tamam ya. Tamam abi, o zaman ben sana bir şey daha sorayım. Ruşen abi çok sinirlisin bana, biliyorum ama şunu sormak istiyorum. İstanbul gibi bir şehirde bir vatandaşın insanca yaşayabilmesi, geçinebilmesi için ne kadar maaş alması? Ne kadar mı? Evet. Yap yazın abi. Emekli yazın gidecek köyüne. Domatesini yapacak, ekmeğini yapacak, yağını ya. Emekli burada İstanbul'da. Aa, ben arabaya binerim. Yo, git biraz da köyde dur ya. Köyde dur ya. Ya Ruşen abi sen öyle iki, diyorsun da. Bir dakika dur, uzatma. Sen bana 2 milyar ver. Tamam. Ben köye gideceğim. İki ben iş adamıyım. Bir dakika dur. Sen bana 2 milyar ver, ben köye gideceğim. Ne yapacaksın köye? İşte ne buyur. Yapalım. Dolaşıyorlar. Niçin dolaşıyorlar? Bomboş. Nasıl boş abi? He. İnsanların ben cebi... olsam, ben olsam 65 ya dur, adamlar bana düşman kesilecek ya. Yok abi, o seninki de bir fikir. Çöpten geçti emekli Allah'lı ya. Adamlar düşman. Abi yaş kaç? Ruşen abi tanımayanlar var. 70. Şimdi değerli izleyenler, sevgili Ruşen abimiz hayatı tecrübe etmiş. Feleğin çemberinden geçmiş. Aynen öyle. Böyle bir abimiz maşallah var. Görüyorsunuz. Benden daha diri, daha genç. Ama evet. Ama tankın altına yattık vatanımız için. Bunu bana sor ya. Hadi soruyorum ha, abi, cevap yeter ya. Artık Suriyeliler de gitsin. Nereye gitsin abi? Savaş var, geldi. Yok ya. Bizi kim alacak o zaman? Biz niye vatanımızı bırakmıyoruz? Tankın altına yattık. Bu ne olacak? Nasıl tankın sen altına mı yattık? Sen bırakır mısın? Hayır, asla. Tank da gelse, tırıp da gelse biz bırakmayız. Anladın mı? Biz senin bu emeklilerle vatanda derdin ölürüz, ne ölürüz. Abi? Derdin ne emeklilerle? Niye abi? Ya emeklileri bana düşman edecek ya. Abi diyorsun ki köyünüze gidin. Peki, abi sen dur. Burada yaşıyorsun. Emeklilere 3000 lira para verelim diyelim. Tamam. Yalakalık yapayım biraz. Parayı nereden bulalım? Devletin dakika, kasasından vereceksin. Bir dakika abi. Yok ya. Nereden vereceksin? Yani 3000 lira verelim. Devletin kasasında para. Devlet. Herkes gelmiş devlet. Anası gelmiş devlet. Devlet ne yapsın ya? Ya her yere para var diyor. Emekli yani yok mu yani şimdi diyorlar? Devlet diyeyim ki emekler 3000 lira alsın, yalakalık yapayım. Yok abi. Devlet ne veriyorsa Allah bereket versin. Ben de emekliyim. 200 bin kişi 1000 lira emekli maaşı alıyor. Ne diyorsun? 1000 lira mı? Onlar evde yatıyor ya. Ben ne olacağım? 70 yaşındayım. Eşek gibi gidip geliyorum. Bak patron adamım, çalışıyorum. Bu ne olacak? Peki abi herkesin çalışma imkanı var mı? Senin tuzun kuru. Çalışacak kardeşim. 100 yaşına kadar da çalışacak. Birazdan da puro içeceğim. Gel o zaman yapalım. Yeter. Tuzun kuru. Tamam. Şu vallahi kolyelerinde çok büyük rağbet var. Evet değerli izleyenler, Emre gel. Şimdi Ruşen abinin çıkar abi kolyeleri yanıyor. 70 yaşındaki Ruşen abi. Bu ne abi, ne özellikleri var abi bunun? Abi onu söylemeyeyim. Gizli kalsın aramızda. Sır kalsın. Sır kalsın. Ne taşı? Kehribar taşı. Kehribar. O var ya. Ne yapıyor? Demeyeyim ya.
Var sende bir film. Söyle söyle. Evet değerli izleyenler. Abi sevgili... birazdan da gel. Pro içeceğim, pro yaparız. Tamam. Tamam. Zaman? Seni seviyorum. Tamam, iyi ki varsın. Sağ olasın. Hadi sağ ol. Evet değerli izleyenler. Eminönü'nün renkli simalarından bir tanesi de gördüğünüz gibi sevgili Ruşen abimiz, bir vatandaşın geçinebilmesi için ne kadar maaş alması gerekiyor? Vatandaşa 10 şöyle milyar abla, da olsa abla. Yetmez. Nasıl? Vatandaşın gözü doymaz. Gözü doymaz diyor, vatandaşın 10 bin lira alsa da yetmez diyor. Evet. İstanbul Eminönü'ndeyiz. Çarşıyı, pazarı geziyoruz. Bakalım buradaki son durum nedir? Vatandaş geçinebiliyor mu, geçinemiyor mu? Öğrenci misiniz? Evet, öğrenciyiz. Öğrencisiniz. Evet. Ayda kaç para harcıyorsun? Ayda 1000 lira falan harcıyorum ben ya. Siz? 500 falan. 500. Aynen. Peki. Şimdi işçiye soruyoruz, bende para yok diyor. Evet. Emekliye soruyoruz, para yok. Öğrenciye soruyoruz, para yok, evet, diyor. E para nerede? Para yok. Yok. Para nerede o zaman? Yok abi. Yandı yok. Mı para? Yandı gitti, kül oldu. Peki aileniz ne kadarlık bir gelire sahip? Vallahi 2 falan herhalde. 2000 lira. 1000 lirasını sen yiyorsun, geriye 1000 lira kaldı. Ben kendim kazanıyorum abi. Ha, sen kendin kazanıyorsun. Aynen. Sen? Ya bizim gelirimiz bir 3'ü buluyor. 3'ü buluyor. Tutumluyuz. Yani borçlar olduğu için tutumluyuz yani. Bu kalabalığa ne diyorsun? Millette para yok diyoruz ama kalabalık. Abi köpek gibi çalışacaksın, aslan gibi yiyeceksin. Abi bu kalabalığın zaten sebebi Araplar yani. Öyle mi? Yabancı. Yabancı çoğunluklu. Yabancı. Peki yani. Teşekkür ederiz. Ümraniye'ye güzel gidin abi, orada. Ne var Ümraniye'de? Ümraniye'de ne yok abi? Güzellik var. Ne demek o? Güzellik var, her şey orada. Semtimiz. Ben Ümraniye'de, ha, tamam. Ben Ümraniye'de oturuyorum. Orası çok güzel yani. Orayı tamam. Tavsiye ederim. Teşekkür ederiz. Gezmelerini tavsiye ediyorum. Kolay teşekkürler. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Hadi iyi günler. Evet değerli izleyenler, değişik insan karakterlerini tamam görüyoruz. Çarşı, pazar. Merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Konuşmuyor musunuz? Anladım, paranız var sizin. Parayı arıyoruz, para kimde? Sizde mi para? Yok mu? Nerede para? Ah kardeşim, ah. Öyle diyorlar, bak sizde para var diyorlar, çarşıya, pazara gel. Yok, geldik de iş için geldik. Para kimde abla? Para vallahi bilmiyoruz kimde. Parayı arıyoruz. İşte kim, emekli de yok, işçi de yok, memur da yok. Allah bilir. Efendim? Allah bilir. Peki, teşekkür ederim. Evet. Kime sorsak hiç kimse para bende demiyor. İşte merak ediyoruz, para kimde? Arıyoruz. Parayı arıyoruz, bakın. Sağ tarafta bir tatlıcı var. Orada paranın olma ihtimali biraz zayıf. Çünkü çok ucuza satıyor tatlıyı. 1 lira. Evet, parayı arıyoruz. Paranın en çok olduğu yer aslında burası. Paranın döndüğü çok kalabalık bir yer ama maalesef henüz paranın izine rastlayamadık. Sadece yabancılarda, turistlerde, özellikle de Arap turistlerde paranın olduğu yönünde açıklamalar var. Evet, bugün gerçekten buraya iğne atsanız yere düşmüyor. Acayip bir trafik var. İnsan trafiği, kalabalık, hınca hınç insan dolu. Emeklinin, işçinin, memurun buraya gelip istediği gibi alışveriş yapabilmesi mümkün mü almış olduğu bu maaşla? Bunun cevabını arıyoruz. Asıl bir diğer soru da para kimde? Evet. Parayı soruyoruz. Para kimde? Kime sorsak? İşçiye sorsak para yok. Emekliye sorsak para yok. Esnafa sorsak bende hiç para yok, iş yapamıyoruz diyor. Peki bu ülkenin parası kimde? Soruyoruz. Evet değerli izleyenler, para kimde? Parayı arıyoruz. Aramaya devam ediyoruz. Para yoksa bu çarşı pazarın kalabalığı ne? Emekli, işçi, memur bu parayla, almış olduğu maaşla geçinebiliyor mu? Buyurun, beraber gezmeye devam ediyoruz. Evet, görüyorsunuz. Hayli kalabalık. Henüz parayı bulamadık ama bir sonraki videomuzda mutlaka paranın izini bulacağız. Gerek ülkemizden gerekse yurt dışından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Şu konuyu da hatırlatmak istiyorum. Mutlaka videomuzun altına konuyla ilgili yorumlarınızı yazın. Eğer paranın nerede olduğunu biliyorsanız lütfen videonun altına yazın. Ayrıca
halen Emekli TV'ye abone olmadıysanız da mutlaka videonun sağ alt tarafında bulunan abone ol tuşuna basın ve abone olun. Gerek ülkemizden gerekse yurt dışından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.